Bu sorumuz Immanuel Kant'la ilgili bir soru ve Kant'ın bir ahlaki eylemin ahlaki olmasını aşağıdakilerden hangisine bağladığı sorulmuş. Bakalım parçamıza. Kant'a göre yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmek iyi ve ahlaki bir eylemdir. Ancak diğer insanlara doğru gözükmek için yardımda bulunmak ahlaki bir davranış değildir. Başkası görsün diye yaptığımız eylem ne kadar iyi olursa olsun o ahlaki bir eylem değildir. Kant'a göre ahlaki bir eylemin ahlaklı olabilmesi için tamamen iyi niyetle yapılmış olması gerekir değerli arkadaşım. Tamamen ödev duygusuyla yapılmış olması gerekir. Yani sonuçtan bağımsız olması gerekir. Şimdi bakalım şıklarımıza. A şıkkı toplumun beklentilerine uygun olması onu ahlaki yapar mı? Yapmaz özgürce gerçekleşip gerçekleşmediğinden bahsetmedik. Koşula bağlı olmadan, tamamen ödev duygusuyla, görev duygusuyla yapıldıysa o eylem ahlaki eylemdir. Şunu da unutma. Kant'ı gördüğün yerde, özellikle ahlak görüşünü gördüğün yerde aklına ödev gelsin. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda iki görüş verilmiş ve bu iki görüşün dayandığı temel varsayım sorulmuş. Bakalım. Kişi toplumsal rollerini kendisi seçer. Ceza hukuku insanın yaptığı bir hareketin sorumluluğunu taşıdığı ilkesine hareket eder. Yani insan bir eylemde bulunurken özgürdür. Dolayısıyla sorumluluğunu da alması gerekir. Yani insanı kısıtlayan herhangi bir faktör yoktur. İnsanı insan yapan kendi eylemleridir ya da seçtiği eylemlerin sorumluluğunu almasıdır. Şimdi bakalım. A şıkkı iyi ve kötü ayıran yeti vicdan mıdır? Evet vicdandır. Peki ne alaka? Alaka yok. Ele gitsin. Ahlakın varlığı insanın özgürlüğünü kısıtlar mı? Bazı görüşlere göre kısıtlar ama burada kısıtlamadan bahsedilmedi. Peki toplumsal yaşamda herkes kendisinden sorumlu mudur? Herkes kendisinden sorumludur. Ben başkasından sorumlu değilim. Tartışması ya da ortak görüşü var mı? Yok hocam ama güzel bir şık olmuş. Peki insan eylemlerinde özgürdü diyebilir miyiz? Evet özgür olduğu için de, de sorumludur. Cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda ahlak felsefesinin temel soruları sorulmuş. Bakalım aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorularından biri değildir. Direkt şıklara bakıyorum. Beğeni yargılarını diğer yargılardan ayıran nitelikler nelerdir? Bu sanat felsefesinin bir tartışmasıdır, bir sorusudur. Beğeni ve güzel varsa direkt sanat felsefesine gideriz. O halde cevap A şıkkıdır. Ama diğer şıklara da bakalım. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür sorusu ahlak felsefesinin bir sorusudur. Ahlaki eylemin amacı nedir? Vicdan nedir? Evrensel ahlak yasası var mıdır sorusu ahlak felsefesinin bir sorusudur. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuz Aristoteles ile ilgili bir soru. Aristoteles'in Erdem'in hangi yönü üzerinde durduğu sorulmuş parçamıza bakalım. Aristoteles'e göre iyi yaşam erdeme uygun olarak sürdürülen yaşamdır. Erdemli davranış, güdülerimizin bizi sürüklediği aşırılıklara düşmemek, iki uç arasında ortayı bulmaktır. Cesur insan ne az ne de çok korku duyan kişidir. Korkaklığın ve gözü karalığın ortasında gösterilen yüreklik erdemdir. Yani ona göre bizler aşırı uçlar arasında yer almayacağız. Yani ne korkak olacağız ne de gözü kara olacağız. Ne olacağız hocam? Cesur olacağız. Ne olacağız? Orta yolu bulacağız. Bu orta yola Aristoteles ne derdi? Altın orta derdi. Peki bunun Türkçesini söyleyelim. Bu nedir hocam? Ölçülü olmadır. Cevap da A şıkkıdır. Bu sorumuz stoğacılarla ilgili bir soru. Stoğacıların görüşlerinin temelinde yer alan görüş aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçamıza bakalım. Stoacı görüşe göre iyi yaşam ruhun akıllı olan ve olmayan yetileri arasındaki karşıtlıktır. Ruhun akıllı yönünün akıllı olmayan yönü üzerinde egemenlik kurmasıyla insan erdemli olur. Toplum herkesin kendi oyununu oynamakla yükümlü olduğu bir sahnedir. İnsanın oynayacağı rolleri evrensel akıl belirler. Erdem önceden belirlenmiş olanı benimsemek ve ona katlanmaktır. Yani evrensel akıl nedir hocam? Tanrının kendisidir. O halde biz ne yapacağız? Tanrının bu kurallarını benimseyeceğiz ve ona katlanacağız ki mutlu bir yaşam sürelim. Tanrının buyruklarına karşı koymayacağız. Var olan kaderimize ne yapacağız? Teslim olacağız. Stoacıların temel görüşü budur hocam. Şimdi şıklara bakalım özgürlük baskının ve sınırlamanın yokluğudur. Bunu büyük ihtimal anarşizm söyler ya da ne söyler nihilizm söyler ama stoğacılar söylemez. Peki doğanın ve aklın yasaları aynı olduğundan insan özgürdür. Doğa ve aklın yasaları aynıdır diyen yaklaşım panteizmdir. Biz stoğacı görüşü arıyoruz. Devam edelim. Ahlaklılık ölçülü olmakla gerçekleşir. Bu da Aristoteles'in görüşüdür. Ele gitsin. Özgürlüğün olmadığı yerde sorumluluktan söz edilemez. Özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiye değmediğimize göre ele gitsin. Peki E şıkkına değindik mi hocam? İnsan kendisine önceden belirlenen yazgısının dışına çıkamaz. Kaderinin dışına çıkamaz. Evrensel akla, evrensel akıl denilen Tanrı'ya ayak uydurmalıdır. Daha doğrusu onun kurallarına uyumalıdır der miyiz? Parça net olarak bunu söylüyor. Stoğacılara göre bizler kaderimize boyun eğmeliyiz ve o şekilde mutlu olabiliriz. Cevap E şıkkıdır. Bu sorumuz Sokrates ilgili. Bakalım bilge Sokrates'in bu yaklaşımında bu parçada temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? Sokrates, insanın yapıp ettiklerini tümel bir doğruya dayandırmanın mümkün ve gerekli olduğu kanısındadır. Ahlaki eylemin amacı mutluluk, mutluluğun kaynağı ise nedir hocam? Bilginin kendisidir. Yani Sokrates'i gördüğümüz yerde ne diyeceğiz? Ona göre erdemli olmanın, ahlaklı olmanın temelinde yer alan şey nedir? Bilginin kendisidir hocam. Devam edelim. Bilgi insanları doğru eyleme, bilgisizlik yanlış eyleme götürür. Bilginin yolunu izleyen erdemli ve mutlu olur. Öyleyse erdemlilik yani ahlaklılıkla mutluluk Aynı şey demektir. O halde ne diyoruz? Ahlaki eylemin amacı mutluluktur. Mutluluğu sağlayan şey nedir hocam? Bilginin kendisidir. Devam edelim. Şıklarımıza bakalım. A şıkkı hukuk kuralları ahlak kurallarına uygun olmalıdır dedik mi? Demedik hocam. İnsan mutluluğa erdemli olmanın bilgisiyle ulaşabilir mi? Kesinlikle ulaşabilir. Mutluluğu sağlayan şey bilginin kendisidir. Cevap 5 şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var ve bu parçadaki görüşe bakacağız. Aşağıdaki düşünülen hangisine bu görüş daha uygundur onu bulacağız. Bakalım. İnsan doğuştan iyi, kötü, dürüst ya da suçlu değildir. Özgürce yaptığı eylemlerle iyi, kötü gibi ahlaki değerleri oluşturur. Kişinin dürüst bir insan ya da hırsız olması özgür seçimleri sonucu gerçekleşir. İnsan kendisini ne yaparsa o olur kendinin ne olacağını belirleyen tek varlık insandır. Yani insan ilk olarak var olur sonra kendi yüzünü kendi eylemleriyle oluşturur diyen yaklaşım hangisidir? Varoluşluluktur. Peki hangi filozofa hangi düşünüre uygundur? Tabii ki satıra çok uygundur. Satırın sözlerinden bahsediyorduk. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuz Epikuros'la ilgili bir soru. Epikuros bu sözleriyle aşağıdaki yargılardan hangisini savunmaktadır demiş. Bakalım yaşamda komşun farkına vardığı zaman utanacağın bir şey yapma. Ekmek ve suyu olan insan mutlulukta Zeus'la yarışabilir. Hazzı aramak ve acıdan kaçmak yaşamın en güçlü yasasıdır. Biliyoruz ki Epikuros neyin temsilcisidir? Hedonizmin temsilcisidir. Peki sınırsız hazzı mı temeli alır? Hayır, ölçülü ve ruhsal hazlardan bahseder. Şimdi şıklara bakalım. İ'nin haz ve mutlulukla eş değer olduğunu söyler mi? Söyler hocam. Bakın burada mutluluğu, burada hazı, buradan ise iyiliği yani utanamayacağımız bir şey ortaya çıkarmamız gerektiğini söyledi. Peki devam edelim. Belki bu olmayabilir. Bencil bir yaşam sürülmesini öngörüyor mu Epikuros? Hayır hocam Hops olsaydı evet derdim. Peki davranışlarda özgür olunması gerektiğini söyler mi? Söyleyebilir ama özgürlükten hiç bahsetmedik. Peki toplumsal kuralların değişkenliğinden bahsettik mi? Hayır hocam. Hazların reddedilerek kesinlikle hazları reddetmez. O ölçülü hazlardan, o ruhsal hazlardan bahseder. Dolayısıyla cevap aşıklıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var ve parçada savunulan bir görüş var. Bakalım hangi görüş savunulmuş. Her kişi sonuçta kendi değerlendirme ve eylemlerinin sorumluluğunu taşımaktadır. Hiçbir kuram, hiçbir ölçüt kişiyi sorumluluktan kurtaramaz. Öğretmenler, öğrenciler, memurlar, subaylar, devlet adamları olarak belli durumlarda ne yapacağımıza hep kendimiz karar veriyoruz. Peki şimdi neye ulaşabiliriz? Evrensel ahlak yasasının ölçütü akıldır. Akıldan bahsedildi mi? Hayır hocam. İnsanlar yazgısına boyun eğmelidir. Kaderlerine boyun eğmelidir dedi mi? Hayır diyor. Kendi kararlarımızı kendimiz veririz. O halde ele gitsin. Peki eylemin sonucu değil. Başlangıcındaki niyet önemlidir. Niyet temelli bir okumamız var mı? Hayır hocam. Peki iyi ve kötü kavramı kişiden kişiye değişir mi? Yani burada iyi ve kötü arasında bir ayrım yapılmadığına göre, iyi ve kötünün özelliği vurgulanmadığına göre bunu da eleyebiliriz. Gelelim E şıkkına. Özgürce yargıda bulunan kişi eylemlerinin sonuçlarına da katlanmalıdır. Yani ne yapacağımıza hep kendimiz karar veriyorsak onun da sorumluluklarını almamız gerekir. Cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var ve bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz diye sormuş. Parçamıza bakıyorum. Erdemli kimse moral duygusunu kendisine rehber yaparak tutkuları arasında doğru ölçüyü bulmuş olan büyük bir sanat yapıtı olan bu evren içinde kendini biçimlendirmiş olan kimsedir. Böyle bir kimse salt erdemli olmak için erdemli olacaktır. Öteki dünyada ödüle ulaşmak için değil erdemin salt kendisine değer verecektir. Erdeme giden yol mutluluğa giden yoldur da. Erdem gerçekten mutluluğun birici kaynağıdır. Peki erdem fayda için mi yapılır? Sonuç için mi yapılır? Kesinlikle hayır. Ne için yapılır? Sadece erdem için. Sadece onun kendi özelliği olduğu için yapılır. Yani sonucuna bakılarak ya da bir sonuç umarak yapılan eylem erdemli bir eylem değildir hocam. Şimdi şıklara bakabiliriz. Bilgili kişi erdemden uzaklaşır mı? tam tersine yakınlaşır. Yaşamın amacı en yüksek hazza ulaşmaktır. Haz var mıydı parçada? Hayır hocam. İnsan eylemlerini bu eylemlerin getireceği yararı düşünmeden, yani şu ödülü düşünmeden yapması gerekir. Sıf salt erdem olduğu için yapması gerekir. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen iki açıklama var. Bu iki açıklamaya bakacağız ve ahlak felsefesinin hangi sorusuna cevap arandığını bulacağız. Bakalım insan eylemlerini kısıtlayan, sınırlayan hiçbir engel yoktur. İnsan kendi seçimleriyle yaptığı eylemlerden sorumludur. Yani insan o halde nedir hocam? Özgürdür. Devam edelim. Doğada olup biten her olay kendisinden önceki nedenlerin zorunlu bir sonucudur. İnsanın her türlü eylemi toplumsal ve kültürel etkenler tarafından belirlenir. O halde insan özgür değildir. Güzel. Hangi soruya cevap verilmiş olabilir? Ahlaki eylemin niteline mi? Hayır hocam. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür, değil midir sorusuna cevap verilmiş. İkincisi değil diyor. Birincisi özgürdür diyor. O halde cevap B şıkkıdır. Bu sorumuzda bir takım yaklaşımlar sorulmuş. Parçayı okuyalım. Bakalım bize hangi felsefi yaklaşım sorulmuş. İnsana ait her şey önceden belirlenmiştir. İnsan önceden belirlenmiş olanları hiçbir şekilde değiştiremez. O halde kaderinde ne varsa onu yaşar. Ben de fatalizmi parantez içerisine almış olurum hocam. Devam edelim. İnsan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. İrade İçten ve dıştan gelen etkenler tarafından belirlenir. İnsan karar alırken içinde bulunduğu koşulların etkisi altındadır. Koşulların etkisinden bahsettiğine göre, iç ve dış nedenlerden bahsettiğine göre, o halde neden bahsediyoruz? Determinizme bahsediyoruz. Çünkü hem fatalizm hem determinizm insanın özgür olmadığından bahseder. Özgür değildir de yazmış olalım buraya. Peki indeterminizm ne der? İnsan özgürdür. Parçada hiç özgürlük var mı? Yok. İnsanın özgür olmadığı vurgulanmış. O halde cevap 1 ve 2 olacak. Yani C olacak hocam.